satmak zorundayım dedim. Kime? Okulu ele geçirmek isteyen senden daha fırsatçı birisi diyelim. Bunun senin için ani bir gelişme olduğunun farkındayım. Ama aslına bakarsan senin için çok fazla bir şey değişmeyecek. Benim yerime başka birisi gelecek. Süleyman Bey. Bu öyle kermes günü değişikliği gibi söyleyebileceğiniz bir şey değil. Öyle bir anda gelip okulu satıyorum diyemezsiniz. Haddini aşma. Sana hesap vermek zorunda değilim. Seninle bir anlaşmamız var. Hatırlatırım. Öyle mi? Nerede o anlaşma peki? Kızının hayatını ben kurtardım. O serseriye bir ton para yedirdim. Değil mi? Değil mi? Bana şantaj yapmak için. Bu da sana ders olsun Fikret. Bir daha boyundan büyük işlere karışmamayı öğrenirsin. Çocuk gibi küsmeyeceksin herhalde. İstesem de yapamıyorum ki. Sırf bu yüzden nefret ediyorum kendimi. Sen nasıl oldun? İyiyim. Düne göre çok daha iyiyim, merak etme. Süper. İyi misin? Sayende çok iyiyim. Çok sevindim. Kanat, dün gece yanımda olduğun için çok teşekkür ederim. Sen olmasaydın... Sonra görüşürüz. Ne oldu dün gece? Yok bir şey. Yine onu kendine çekmek için bir şeyler çevirdin değil mi? Ve yine başarısız oldun. Aksine. Dün gece ilk defa Kanat'la ikimiz için tekrar umutlandım. Günaydın. Günaydın. Melisa iyi mi? Evet evet. Şimdi girdi içeri. Gayet iyi. Dün için özür dilerim. Bir anda kalkıp gittim. Nasılsın? Sen doğru olanı yaptın. Sorun yok. Ben gerçekten bir melekle beraberim galiba. Emine. Günaydın. Hocam kim yaptırmış babama? Öğrenebildiniz mi? Lütfen oturur musun? Öncelikle dünkü davranışımdan dolayı özür dilemek istiyorum senden. Maalesef öfkeme yenik düştüm. Hiç önemli değil hocam. Ya ben onu unuttum bile. Benim tek derdim babamı bunları yaptıranları bulabilmek. Bak Emine, bu benimle ilgili çok kişisel bir mesele. Ayrıca babanın bu işe zorla alet edilmesi de beni son derece üzdü, inan. Ama ben her şeyi halledeceğim. Güven bana. Söylemeyeceksiniz yani değil mi? Bunu bilmenin sana bir faydası yok ki. Ama bundan sonra babanın zarar görmemesi için elimden gelen her şeyi yapacağım, bundan emin olabilirsin. Ben de bu konuda payıma düşen ne varsa yapmaya hazırım hocam. Ziya Hoca'nın çabalarına destek olamadım. Ama tekrar aynı hatayı yapmayacağım. Buyurun dilekçe. Bundan sonra her türlü tanıklığı yapmaya hazırım. Ziya Hoca da aramızda olsaydı eminim seninle gurur duyardı. Bana sonuna kadar gideceğinize söz verin.
Söz veriyorum Emineciğim. Söz veriyorum sana. Evet darlinglerim. Yine okulumuzun bahçesinde sıradan bir gün yaşanıyor. Ama asla sıkıcı değil. Çünkü bakın burada neler oluyor. Selam kızlar, ne haber? Aşk, nefret, entrika görmek istiyorsanız nasıl takipte kalın. Gece. Her hafta skandallar, gizli ilişkiler, olay ayrılıklar ve korkunç cringe momentlar burada. Ceyda. Evet duydunuz beybiler. Beni takip etmekten vazgeçmeyin. Ne oluyor kızlar? Hepiniz bir tuhafsınız. Kimin yanında oturduğunuzun farkında değilsiniz sanırım. Neyse, biz kaldığımız yerden devam edelim. Siz ne istiyorsunuz be? Yeni bir düşmanınız mı olsun istiyorsunuz? Çoktan oldu merak etmeyin. Zaten o gün herkesin gözünün önünde gözlerim bağlanmışken, ben yerin dibine girerken hepiniz tek tek sessiz kaldınız. Hak ettiğin için olabilir mi Melisa'cığım? Hı? Kendini önceki olaydan daha fazla küçük düşürdüğünü farkında mısın? Zavallı gibi davranmak sana hiç yakışmıyor Melisa. Kabullenemediğin şeylerin acısını bizden çıkaramazsın artık. Neyi kabullenemiyormuşum ben? Neyi kabullenemiyormuşum ben söyle? Söyle! Kimle kanat ilişkisini? Öyle mi? Kanat. Sen dün gece kimleydin? Söyle. Ofa! Berbere. Dün gece kimleydin dedim. Söyle. Saçmalama Melisa. Ne yapıyorsun sen? Ben cevap vereyim Melisa'cığım. Kanat dün gece senin yanındaydı. Çünkü yardıma ihtiyacın vardı ve dostlar böyle zamanlar için varlar. Ne oldu Melisa? Duyamadım. Dilini mi ettin yoksa? Bu sefer Serkay'a çarptın galiba. Ben senin derdinin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Neymiş derdin? Melisa? Merak etme ya. Ben sakinim. Hiçbir şey söylemeyeceğim. Ay benim başım çok ağrıyor. Hadi kızlar. Ben senin başını daha çok ağrıtacağım. Melisa yeter gel. Hadi. Sakinleş, şu haline bak ya. Sen de bir sus be. Artık sinirini insanlardan çıkartmaktan vazgeç Melisa. Bırak beni. Sen ne bakıyorsun be? Gel buraya. Doğan gel buraya. Git getir şunu. Getir. Bırak gitsin Melisa bırak. Gel benimle sakinleş biraz. Ne yapıyorsun ya? Bıraksana beni. Sen de benim deli olduğumu düşünüyorsun. Benim deli olduğumu düşünüyorsan git. Bana ne yapacağımı söyleyip durma artık. Siz de. Duydunuz mu beni? Ben deli değilim. Hepinizi mahvederim. Ben deli değilim. Ben deli değilim. Hiçbiriniz bununla alakalı hiçbir şey söylemeyeceksiniz. Ben deli değilim. Ne bakıyorsun? Ekim niye sınıfta yok ya? Gelmemiş. Görmedin mi kızım? Takılıyordu manitasıyla. En azından birimiz mutlu. Ha bak. Mutluluk demişken seninki de geldi. Ya benimki falan değil o. Ya Ayşe bu çocuk sana ne yaptı ya? Ayrılığınızda aşkınız gibi anasını satayım. Bir anda ne oldu ne bitti? Anlamadık ha.
Boş ver Bekir. Ben bir şey anlamadım. Aşkım yıldın mı Elisa'dan? Diyorum kızın tedaviye ihtiyacı var. Bence de. Ay! Ne yapıyorsun? Kahve mi döktün şapşal? Ah, bir de oturuyorsun yüzsüzce ya. Paspasana lan. Hadi. Naz. Tamam. Dur Ceyda. Tamam değil. Sana diyorum. Ha? Alo. Hadi paspasana. Hadi. Bundan sonra kendi pisliğinizi kendiniz temizleyeceksiniz. Anladınız mı beni? Öyle mi? Aa, minik kuşa bak sen. Kendi kanatlarıyla uçmaya karar vermiş. Minik kuştan daha yaratıcı bir cümlen yok mu senin? Beynin anca bu kadarına mı basıyor? Bana mı dedin sen? Evet, sana dedim. Gülmeyin. Senden daha olmadığına göre bu sınıfta. Senin var ya. Ece, ne yapıyorsun? Ece bıraksana, ne yapıyorsun? Tamam. Bırak, abartmadın mı? Kızlar, derse olarsız giremiyor musunuz? Ne bu sınıfın hali? Çiğdem, git Mustafa Bey'i çağır, gel temizlesin şurayı. Hadi Emin'in kızı benim sanki. Dönem ödevlerinizin süresini biraz daha uzattım. Sizler de gerekli özeni gösterirsiniz inşallah. Merak et. Ne yapmayı planlıyorsan şu anda zamanı değil. Bir sakin ol. Olamam Ozan. Başladık bir kere. Okuldaki itibarımı geri almak zorundayım. Tamam. Ne yapacaksan birlikte yapacağız o zaman. Dahan, benimle geliyorsun. Nereye? Öğrenirsin. Hadi. Bize biraz yardım edeceksin Dağan. Al bunları. Okulun her yerine as. Al. Ben bu ilanları hiçbir yere asmam. Duyamadım, pardon. Duydun. Bence Melisa. Sen iyi misin ya? Bir sorunun falan mı var senin? Kafeteryadaki halin, tavrın falan. Ne oluyor, sen isyan çıkartmaya mı hazırlanıyorsun?
Konuşsana. Korkma. Sizden korkmuyorum. Ha? Emin misin? Hata ediyorsun bak. Uyarmadı deme sonra. Ben pek çok kez hata yaptım Melisa. Sizin bu saçma sapan oyunlarınızı alet olarak. Ama artık yeter. Ne oldu? Kolayın şunu. Bırak! Bırak beni lan! Bırak beni! Hayır! Yapmayacağım, yapmayacağım! Beni kendisi yapacaksın! Yapmayacağım! Öyle mi? Ekin! Daha dövüyorlar! Ya bırak! Ne yapıyorsun be? Ya bırak! Bırak! Ayşe! Bir daha! Bir daha Ayşe'ye dokunduğunu görmeyeceğim, anladın mı? Tamam, daha yeter. Ekim, bırak! Ne yapıyorsun? Değmez, bırak! Ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar, ne yapıyorsunuz siz burada? Okul burası, kendinize gelin. Siz buraya eğitim almaya geliyorsunuz. Mağara kuralları geçmiyor burada. Anlaşıldı mı? İlla sesimizi mi yükseltmemiz lazım? Anlaşıldı. Size en sevdiğiniz cezayı vereceğiz. Kavgaya karışan herkes etüde kalacak. Şimdi sessizce dağılın. İyi misin? İyiyim. Sen? İyiyim ben. Siz sıkılmadınız mı hep aynı şeyler? Bu niçin kavga ettin sen? Kim? Hayır demek için geç bile kaldın zaten. Tamam. Geç olmuş, anlamışsın ama... Boş ver. Hadi gidelim. Atla Ekim, yavaş. Son olaydan sonra konuşamadık seninle. Önemli değil. Önemli Kanat. O akşam evde olan her şeyi anlattım size. Sorun anlattıkların zaten Kanat. Neden kardeşine bu kadar öfkelisin? Ben kardeşime öfkeli değilim. O zaman neden yakıyorsun Aziz'in canını? Tamam, o zaman bana biraz evdeki yaşantından bahsetsene. Babandan mesela. Babam iyi bir insan. Bu kadar mı? O evde kötü olan sen misin? Bak Kanat, belki de profesyonel bir yardım alman iyi olur. Benim çok sevdiğim, işinde çok iyi terapist bir arkadaşım var. Eğer istersen... Başka bir şey yoksa gidebilir miyim? Kanat, sana yardım etmek istiyorum. Ettiğiniz yeterince. Daha fazlasına gerek yok. Neden siz de bunu anlamıyorsunuz? Anlıyorum, haklısın. Özür dilerim. Çok sıkıldım okuldan. Derse geç kalacağım, etütüm var. Girmen şart mı? Tabii şart. Mecburen seni bekleyeceğim o zaman. Hayır, beklemene gerek yok. Gidebiliriz madem sıkılmışsın. Hem zaten benim kaç çıkacağım belli değil. Gerçekten girmen gerekiyor mu? Gerçekten evet. Ya birazcık bile duramam. Tamam. Hadi git. Hadi. Ekim. Efendim Aziz. Çok mutlu gözüküyorsun. Yani konu ne? Bence Kanat pek mutlu değil. Saçma saçma konuşuyorsun yine. Bilmediğim bir şey var ama Ekim. Abim bu hayatta her şeyi benim için yaptı. Ve öyle yapmaya da devam edecek.